Gerçekten Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Çünkü bir öğretmen evladını bu ülkede başbakan yapar. Bir asker çocuğunu bu ülkede cumhurbaşkanı yapar. Bir esnaf çocuğunu hakeza bir cumhurbaşkanı yapar. Ama totaliter rejimlerde hepinizin bildiği bir gerçeklik vardır. Hanedanlık yönetiminin esası ve buna dayalı olarak devam ede gelen nihai anlamda yönetim biçimleri. Siz istisnai işler başarırsanız belki nihayetli bir sadrazam olursunuz. Ama o ülkeyi yönetenin olası sizde bir hata bulması, kusur bulması veya ki size yönelik bir yaşamınıza ilgili iki laf etmesi maalesef sizin bu dünyadan bağlı koparır, yani ölürsünüz. Türk dizileri şu anda dünyanın en fazla izlenen ve en fazla gelir getiren ikinci, dünyanın ikinci en fazla satan dizileri. Yani Hindistan'ı, Güney Kore'si, Brezilya, Amerika'sı, Amerika birinci şu anda halen ama ikinci sırada Türkiye. Türk dizileri var. Bunu sıradan bir şey olarak görmeyin. Üç tane matbaa var ki çok önemli. Üç matbaa. Birincisi Kazan'daki matbaa. İkincisi İstanbul. Üçüncüsü Kahire, Mısır. Burada basılan kitaplar, burada basılan dergiler o kadar önemli ki tüm Türk dünyasına sesleniyor ve tüm Türk dünyasında yankı buluyor arkadaşlar. İsmail Gaspar'la, gerçekten de İsmail Gaspar'la Kırım Tatar halkının tarihinde uyanış devri başlandı, uyanış asrı başlandı. Tabii ki İsmail Gaspar'la gazetesini başlamadan önce Kırım'da destek bulamadan Tataristan'da onun hanımı Zuhra Akçurina bütün cihazlarını ortaya koyup altınlarını, nelerini ve gazete çıkarmaya o çıkardı. Sonra Azerbaycan'a gitti. Yani Türk dünyasına ya destek sorayım gidip. Sonra böyle bir gazete dünyaya peyda oldu ve bütün dünyayı, Türk dünyasını bir şiar altında yani bir altın etrafında dilde fikirde işte birlik şiarı altında birleştirmek maksadıyla iş yürüttü. Bundan tamam bugün bakın 86 yıl önce Baku'da 1937 yıl Ekim 12'sinde mahkeme olup 13'ünde kurşunlanmak hükmüne mahkum olan Bekir Çobanzade yani 12'den 13'e geçer gecesi Baku'da kurşunlandı. Yani onun için bugün onu rahmetle anmak istedim. 13. Ekim 13 onun katil edildiğini, kurşunlandığını. Bekir Çobanzade ölümünden önce o şairdi, ünlü Türkoğluk alim ve aynı zamanda şairdi. Ve şiirinde o yazdı ki bir ölü bulayım, mezarsız, taşsız. Gerçekten de mezarsız, taşsız bir ölü oldu. Onun baş taşı bizim hatıramızdır. Ne kadar yakın doğumda çizim bile. Mine hazır bizi münasebetler bizler de büyük noktası başladı. Bu karitansın. Турция белән Төркле, Төрк белән Россия, Татарстан бик нык күчәйде. 1991 елы Совет дору урагандан кийин, кулагандан кийин ар бир Совет дорундагы 15 республика, мамлекет өз алдынча көз карандысыз мамлекет болуп жарыяланды. Ошол 91-ci yılı jarayalanan gündön birinçilerden bolup Kırgız mamleketin Türk mamleketi tanıdı, düynüdü.